Çam köse böceği o da ilginçtir. Bizim çanaresi dediğimiz bazı yıllar pik yapar yani en yüksek seviyede çam köse böceği zararını görürüz sayısı artar bazı yıllar epey düşer onda mücadele etmeye gerek yoktur zaten doğanın kendisi dengesinde diye bırakırız bu yıl biraz fazlaydı mevsim özellikle kış mevsimi eğer yumuşak geçerse yani su, sert donlar atlatmazsak Çam köse böceği biraz daha fazla oluyor. Bu da o yıllardan biriydi. İşte biz artık kimyasal mücadele yapmıyoruz. Ormanlara kesinlikle hiçbir kimyasal madde atmıyoruz. Ee, genelde biyolojik mücadele, mekanik mücadele üzerinden gidiyoruz. Bazı yerlerde kesiyoruz, topluyoruz böcekleri, imha ediyoruz. Bazılarını topluyoruz. Pirüs kavusunda dediğimiz bir sinek var. O sinekler bunların e, böcek bizim tırtırların zararlısı olarak onları yediği için onları belli havuzlarda topluyoruz. O sinekler çoğalsın, artsın dengeyi sağlasınlar diye laboratuvarda bunları yiyen e, terminator böceklerimiz var. Onlardan üretiyoruz. Bu şekilde bir e, biyolojik ve mekanik mücadele açısından sezonu geçiriyoruz. Ama vatandaşlar şunu bilsin. Böyle e, çam böceğinin zarar verdiği alanlar neredeyse yanık alanlara benzer bir hale gelir. Bütün iğneleri yediği için mayıs 15'ten itibaren onlar tekrar yeşerecek. Ağaçları öldürmüyor ama bir miktar verim kaybına neden oluyor. E bizlerimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. E, çok da şikayetler aldık bu sene. Çok fazlaydı. E, i̇şte çam ağacının bulunduğu her yerde oldu. İnsanlara kaşıntı verdiği için, özellikle alerji yaptığı için rahatsız etti ama artık toprağa indi. bundan sonrası e, ağır ağır işte önümüzdeki 5-10 gün içerisinde de bu olumsuzlukları da atlatacağız. Gelecek sezonun Eylül'de demeyeyim artık aralığın sonlarına doğru tekrar popülasyona bakacağız.